Merhaba köfteler. Bugün size sessiz gazino heist'ını hem anlatacağım ama aslında ben bunun videosunu çekmiştim. Daha upload edemeden Rockstar bu hafta bakın Target'te Diamonds yazıyor. Yani elmas heist'ı çıkmış. Hem de silent versiyonu olduğu için ulan dedim ikisini bir arada getireyim. Hem silent rehberi olsun. Detaylı rehberi gene atarım olmazsa ama burada yapmanız gereken şey şu. Giriş ve çıkışlarda özellikle çıkışı burayı seçmeniz gerekiyor. Girişi burayı da seçebilirsiniz ama ben hem giriş hem çıkışı buradan seçiyorum. Buraların fotoğrafını çekmiş olmanız gerekiyor. Ondan sonra prep board'a geçelim. Prep olarak ne yapacaksınız setup'larda? Her zaman gösterdiğim gibi ya Avi, burada arkadaşımız, Heist'i kuran arkadaşımızın Avi'si var. O yoksa şeyi seçmeniz gerekiyor. Yani Terror Byte alıp Page'i çıkartın. Terror Byte zaten işe yarıyor. Onun dışında silahçınızın çok önemi yok. Araççınızın çok önemi yok. Zaten benim yayınları vesaire izlediyseniz yoldan bir araba çekip tünele girmek en temiz, en garanti çıkış yolu. O helikopter falan birazcık daha bu işin kaşarı olduğunuz zaman yaparsınız. Onun dışında özellikle Dug'ın shipments'ı yapmazsanız adamlarda kask olur. O zaman da susturuculu tabanca hiçbir işe yaramaz. O sebeple Dug'ın shipments'ı kesinlikle yapmanız lazım. Patrol route'u da yapmazsanız çok zorlanacaksınız. O yüzden yapın. Bu ne yapıyor? Minimap'te şeylerin yerini gösteriyor. Düşmanlarınızın sessiz olmanız gerektiği için bu çok önemli. Zaten geri kalanlarda değişik bir şey yok. EMP'yi alıyorsanız bunu da alın. Gece görüşü ekliyor. EMP ne işe yarıyor? Her şeyi karartıyor. Birkaç yani bayağı uzun bir süreliğine, bayağı uzun bir süre kaçabiliyorsunuz. Ben size zaten göstereceğim nerelerde basmanız gerektiğini. Onun dışında Security Pass var. Tamam mı? Bu ikili versiyonu yapmazsanız çoğu yerde hack yapmanız gerekir. O da sinir bozucu bir şey. O yüzden ikili versiyonu yapacaksınız. Yani bunda enter'a basıp değiştireceksiniz. Direkt olarak tekli yaparsanız problem yaşarsınız. Daha sonra da zaten hazırlık ekranı geliyor. Bakın normalde 3.300 burada gözüküyor. Daha az olur. Yani 2.800 falan gözükür. Bizim de player take'imizde 2.1 1.9 falan gözükür. Bunun ben agresif zor versiyonunu da yaptım. Diamond olanın yani elmas olanın 3.6 gözüküyordu. Ama 4 kişi olmadığımız için bunu başaramamıştık. Şimdi başlangıç ekranıyla devam edeceğiz. Evet, bu hazırlık ekranında giriş, çıkış, hangi çeşit alıcı seçeceğimizi. Burada high level olursa daha yüksek para oluyor. Daha uzağa gitmemiz gerekiyor high level'da. Ama sorun değil. Zaten tünelde kurtulduğumuz zaman sorun kalkıyor. Clean Vehicle ve Gun Decoy'u almanıza direkt olarak gerek yok. Staff Lobby ve Staff Lobby'den çıkışı seçmeniz bana göre daha mantıklı. Ben de bu şekilde bu oyunu yapacağım. Daha sonra da parayı bölüşebiliyorsunuz. Ve oyuna başlıyorsunuz. Kıyafet seçeceksiniz. Enter diyelim, kıyafetlere de gelelim. Kıyafet setup'ı yapılı olduğu için zaten sadece ne bileyim işte yani çok farklı bir kıyafet yok. Gözlük var. Onları takacağız ve devam edeceğiz. Evet, burada gördüğünüz gibi gece görüşlerimiz var. Bu şey için önemli. Gece görüşü olmayan yani direkt olarak bu kıyafet seçmezseniz bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. EMP olduğu sırada fener tutmanız falan gerekebilir. Bu kıyafeti tercih edin. Devam edelim. Aracımıza doğru yürüyoruz. Böyle bir şey olmadığı zaman sıkıntı olmuyor. Yani Big Con gibi bir giriş durumu yok. Mekana doğru ilerleyeceğiz sadece. Herhangi bir ekstra yok. Basit bir araçla gidiyoruz. Evet, şimdi mekana gelmek üzereyiz.
bu tarafa doğru, bu girişi yaptıysanız bu tarafa doğru geliyorsunuz. Fazla yaklaşmayın. Kamera var. Bu kameraları da nasıl durduracağımızı gösterdim. Buradakini illa durdurmanız gerekmiyor. Şimdi göstereceğim. Bakın burada taba bastığımızda bir tabanca slotu var. Bir de şey var. Bunu orta mouse'la değiştiriyorsunuz. Bunu değiştirmeniz çok önemli. Çünkü bu stun gun her zaman lazım olacak. Şimdi CTRL'ye basarak da yavaş yürüyebiliyorsunuz. Bunları da erkenden göstereyim. CTRL'deyken Shift'e basarsanız da yine daha hızlı yürüyebiliyorsunuz. Bakın kamerayı durdurduğumda kamera belli bir süreliğine çekmeyecek. Şimdi burada kapıları gördüğünüz zaman kartla açabiliyorsunuz ve içeri giriyoruz. Kameraları sadece bir tanesini bir kere kırma hakkınız var. Şimdi içeri girdik. Burada bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu giriş içeri çok yakın olduğu için önce CTRL'ye bastığınızdan emin olun. Daha sonra buradaki aleti bu köşeden kırmanız lazım. Çünkü köşeye basarsanız ses çıkartma şansınız olduğunu görüyorsunuz. O yüzden mümkün olduğunca uzaktan sıkıyorsunuz ve bunu kapatıyorsunuz. Bu belli bir süre sonra tekrar aktive olacak. Tabancaya geçmeniz gerekiyor. Şimdi burada değişik şekillerde insanlar olabiliyor. Mesela burada 2 kişi var. O zaman ne yapacaksınız? 2 kişi olduğunu tespit ettiğiniz zaman tekrar geri gelip bunun açılmasını bekleyin. Tekrar geri gelip patlatıp dışarı azıcık yürüyerek 2 kişi sıkacaksınız. Bu bazen mesela şu bölgede tek kişi olabiliyor. Solda 2 kişi olabiliyor. Ben bu halini daha çok seviyorum. Çünkü kamerayı kırmanız gerekmiyor bu halinde. Kamera dediğim gibi bir tane kırma hakkınız var. İki tane kırarsanız alarm çalıyor ve süreniz azalıyor. Şimdi ben burada tekrar stun gun'ı çalıştıracağım. Normalde ilk yapışımda hallediyordum. Daha sonra hemen seri biçimde tabancaya geçtim ve iki kişi çıkıyoruz. Şimdi ben bir tanesini, o bir tanesini çok yaklaşmadan adamlara çıktık. Ben şimdi 3, 2, 1. Evet, çok güzel, tertemiz oldu. Bu tarafta çıkarsa çok şanslısınız. Çünkü bu kamerayı patlatmanız gerekmiyor öyle olduğu zaman. Bu kamerayı şimdi ben bir indireceğim. Daha sonra bir kişiyi de oraya bekliyoruz. Şimdi sağ taraftaki adamları yaklaşmadan ben mesela sağdakini görüyorum. Soldakini de diğer arkadaşım görüyorsa sıkacağız. 3, 2, 1. Evet, bu şekilde alarm çalmadan temizliyoruz. Şimdi bu kamerayı vurduktan sonra bir kez daha indirin ki kapıyı açmaya giderken sizi göremesin. Her noktaya dikkat etmek gerekiyor. Bu Gazino Heist'ta her zaman farklı şekilde olabilir guardlarınız. Bu düzenekte böyle yaptık ama diğer düzeneklerde bazen mecburen kırmanız gerekiyor. Çünkü şurada iki ceset bırakmanız olabiliyor. Bazen şurada iki ceset bırakılıyor. Şimdi burada mesela yürüyen birisi var. Şimdi o yürüyen kişi geri gelecek ve arkadaşımız halledecek. Ben de size bu arada başka şeylerden bahsedeceğim. Bu arada bu camın önünde beklediğinizde sizi görüyor ama bu camda görmüyor. O sebeple hemen hızlıca gidiyor. Bakın öldürüşünü göstereceğim. Ensesine bir tane vurarak hallediyor. Çok ses çıkmamış oluyor. Bu kameradan yakalanmadan geçmeniz gerekiyor. Bu tuş şuradaki kasayı açıyor. Ben şimdi o kasadan gidip belli paraları toplayacağım size göstermek için. Ama normalde ben çok uğraşmıyorum bununla. Sadece videoda gözüksün diye yapacağım. Çünkü çok çok az bir miktar geliyor. Bölüştüğünüz zaman pek değmiyor vakit harcadığınıza. Ama hani burada da göstereyim. Şimdi şansınıza diamondlar olduğu için rahat rahat halledeceğiz diamondları da. Bu kapıyı çıkana kadar tutması gerekmiyor içerideki kişinin. İçeride bakın tuş var, açabiliyorsunuz. Sonra merdivene gideceğiz. Merdivende de hem bir tane kişi oluyor hem de bir tane kamera oluyor. Orayı da göstereceğim size. Aslında bu sefer fena vermedi. Bazen 45 falan veriyor. Şimdi 75k verdi. Yani çok da kötü değil aslında.
Dönüşte de burayı açabiliyorsunuz. Yani sessizce halledebilirseniz dönüş kısmını, bu şekilde burayı da indirebilirsiniz. Şimdi bu merdivene de kartla devam ediyoruz. Karta bastınız mı? Basılmış. Güzel. Şimdi bu aşağıda CTRL ile devam etmeniz lazım. Çünkü adam gelirse yürüyebilir yani. Önümüze çıkabilir. Bakın yürüyor. Hemen R ile indiriyoruz. Tamam. Bu bazen aşağıda dikili de durabiliyor. O önemli. O yüzden CTRL ile yürüyün dedim. Sesinizi duyarsa hemen sıkabiliyor, bağırabiliyor. Şimdi buradakini stun gun'la indirmeniz lazım. Arkadaşlar var stun gun. Hemen stunladı. Stunladıktan sonra biraz daha acele biçimde geçebilirsiniz. Ama çok da abartmayın. Aşağı inince zaten uzunca bir süre şey oluyor. Aşağı indiğinizde solda her zaman iki kişi oluyor. Fazla bu tarafa yürümeyin. Çünkü başka bir gardı alert edebilirsiniz. Geliyor size doğru. Şimdi sağ taraftaki ikisini iki kişi vuracağız. Şimdi bir kişi daha benimle bakıyor olsun. Evet, ben sağdakini alacağım. Sen de soldaki, sen de. 3, 2, 1 sıktım. Çok güzel. Şimdi sola doğru hafifçe bir yürüyeceğiz. İleride bir kamera var. O kameradan önce biri buraya doğru yürüyor mu onu tespit etmemiz lazım. Minimap'e bakıyorum bakın. Bakın biri yürümeye başladı. Hemen geri geliyoruz. Hemen geri, hemen geri. Geri geldikten sonra onu burada halledeceğiz. Ne taraftan geldiği önemli. Sağdan geliyor. Onu şimdi bakın buradaki Loftax hemen çat diye vuruyor. Evet. Temizlendi. Şimdi aşağıdaki kamerayı ortadaki kamerayı stunladıktan sonra soldaki kapıdan gitmenizi ben tavsiye ederim. Çünkü soldaki kapıda daha rahat hallediliyor. Şimdi burada biraz bekliyoruz. Bütün ekibimizin geldiğinden emin oluyoruz. Buradaki en kritik şey şu kamera bakın. Bu kamera diğer tarafa döndüğünde sol tarafa geçebiliyorsunuz. Sol tarafa sadece bir kişi geçsin. Zaten bu kamera geri dönene kadar siz kameranın görüşünden uzaklaşmış oluyorsunuz. Ondan sonra buradaki 3 kişi de birbirinden habersiz. Hepsini tek tek vurma şansınız var. Hiç ses çıkartmıyorlar. Hepsini temizledik. Şimdi bu kamerayı bir kez daha dönsün, bir tur daha rahat edelim. Yakalanma riski olmasın çünkü sona çok yakınız. Geri döndüğünde ben stunlayacağım. Diğer bütün ekip de karşıdaki kapıların oraya dönebilecek. Bakın şimdi geldik. Bu kamerayı stunlayamadık. Evet, stunladık. Şimdi artık geçebiliyoruz rahatlıkla. Çok ses yapmadan giderseniz bu adam buraya bakıyor olsa bile, burada bir adam var bakın. O adam buraya baksa bile bu kurşun geçirmez olduğu için hallediyor. Şimdi kapıyı açacaklar. Onlar da aynı anda 3-2-1 sayarak açması gerekiyor bu kapılarda. Zaten görmüşsünüzdür yayınlarda falan, sürekli post makinesi gibi geziyordum. Buradan sonra CTRL'den çıkabilirsiniz, hızlıca yürüyebilirsiniz. Bakın sol alt köşede CTRL'den çıkınca ne kadar büyük bir alanda ses yaptığımı görüyorsunuz. Bu durum risk taşıyor diğer bölgelerde. Şimdi onlar matkap yapıyor. Matkabı zaten bayağı gösterdik. Sadece ısınmasını engellemeniz gereken bir matkap. Artık kapıyı da açmış bulunduk. Evet, şimdi içeri gidiyoruz. Burada Dana'nın kuyruğu kopuyor. Şu anda hackleri paylaşmanız gerekiyor. Yani hem toplama hem hackler. Ben önce toplamaya gidiyorum. Bir tane de hack yaparım muhtemelen heist bitmeden. Son bir tane kalan bir taneyi ben hacklerim. Şu an biz diamondlar bu haftalığına var. Bakın gördüğünüz gibi daha önce yaptıysanız altın veya paraya benziyor. Yani 3 kişi özellikle agresif gibi alarm çaldırdığınızda pek toplanabilecek gibi değil. O yüzden 4 kişi yapmanızı tavsiye ediyorum. Stealth'te sanırım 3 kişi hepsini alabilir gibi geliyor ama. Yani stealth'te çünkü süremiz uzun. Zaten avi seçili bayağı bir mesafemiz var.
Bakalım bir hack kalmış mı sağda solda? Kalmışsa ben de hack nasıl yapılıyor göstereyim. Bunu da size göstermek için parmak izi hack'i nasıl yapılıyor gösteriyorum. Son C'yi de ben toplarım. Arkadaşlarınızla harfleri kullanarak sol alt köşeden anlaşabiliyorsunuz. Burada benzer şekilleri sağ tarafta neler varsa ayarlamaya çalışıyorsunuz. Çok zor değil. Yalnız biraz dikkat gerektiriyor. Zaten birkaç kez yaptığınızda bunu anlamak da çok zor olmuyor. Şimdi bunu yaptım ben. Açılacak herhalde içerisi. Başka yok. Bazen iki tane oluyor. Kolaylık zorluğa göre. Hemen açtık. C'yi de ben alıyorum. D boşta, D'ye giden olmamış herhalde. Onu da birisi alacaktır. Fazla fazla vaktimiz var. Normalde böyle hack'i sen bırak ben yapayım falan durumları yapacak kadar vaktiniz yok. Ama şu anda profesyoneller tarafından bu iş halledildiği için hiç sorun çıkmadı. Ben en başlarda o hack'leri beceremiyordum mesela. Şu anda çok da zorlanmıyorum. Biraz yavaş yaptım galiba yine. Diamond'ları gördüğünüz gibi, yani normal yüzükleri alıyorsunuz gibi, kutular içinde diamond'lar var. Elmaslar çok da bir hani görsel farkı yok diyelim, ama totalde aldığımız rakam gördüğünüz gibi 3 küsur etmiş durumda. Şimdi dışarı çıkıyoruz, zaten bir şey kalmadı. Avi Schwartzman bayağı etkisi var, o sayede hemen çıktık dışarı. Evet, 3-2-1 enter. Aynı anda geçirmeniz gerekiyor. Saymak rahat zaten. Şimdi burada normalde EMP'yi açıp yukarı kadar kaçabiliyorlar. Ama genelde yeni başlayanların bunu becermesi çok zor. Çünkü haritayı unutacakları için. Çünkü ucu ucuna yetiyor. O yüzden ben buranın çıkışını size göstereceğim. Çıkışta sadece bir kişi gelmiş oluyor. Ve kamera girerken bize sıkıntı yaratan kamera hala orada olduğu için onun pozisyonuna dikkat etmeniz gerekiyor. Tek yapmanız gereken şey o. Yine CTRL ile devam etmeye başlayın. CTRL'de görüyorsunuz sesler azalıyor. Çünkü soldaki adam sesinizi duyabilir yakınınızda. Ama görmüyor. Stun Gun'dan yine susturuculu silahımıza dönüyoruz. Burada kamera camın arkasında görmüyor. O yüzden kapıya yaklaşmadan önce kameranın dönmesini bekleyip bu adamı temizliyoruz. Sonra bakın geri geliyor. Hiç bozmadım. Bekleyeceğim. Sabırlı olun. Çünkü acele etsem orada kameraya gözükebilirim. Yanlışlıkla sıkabilirim. Bu arada hiç kamera patlatmadık. Bu kamerayı patlatma hakkımız da duruyor. Şimdi bunu donduracağım. Çünkü 4 kişiyiz. Bir sıkıntı çıkmasın diye. Hemen hızlıca buradan sağa geçiyoruz. Burada solumuzdaki kamerayı unutmuyoruz. Bakın bu tarafa döndü. Çıkınca yine 4 kişi olduğumuz için dondurmakta fayda var, ama dondurmadan da hızlıca geçilebilir. Ben dondurdum hemen bu kamerayı da bir süreliğine. Kamerayı durdurduk. Bir üst kata çıkıyoruz. Bir üst katta burada artık EMP'yi basabiliriz. Bir üst katta da basabiliriz ama burada basalım. Evet, şimdi buraya geldik ama heist yapan arkadaşımızın telefonunda şey çıkmamış, EMP çıkmamış. Buradan sonra normalde EMP ile çok rahat gidebilirsiniz. Her yer kararıyor ve gece görüşü bir şeyimiz bizim rahatça çıkmamızı sağlıyor. Bunun ben videolarını zaten attım. Yani daha başka sessiz çıkış videolarını da görebilirsiniz. Aşağıda bastırmama sebebim, yolu bilmiyorsanız çok zorlanabilirsiniz. Ama EMP'siz de bu işin çıkışı var. Zaten her duruma çare üretemesem bu kadar abonem olmazdı GTA sayesinde. Şimdi buradan geliyorsunuz. Herkes geliyor. 4 kişinin de düzgünce gelmesi lazım. Şimdi bu adam yakınımıza gelir gelmez hemen indirmemiz gerekiyor. Tak diye bitirdik işini. Burada adam olmaya da bilirdi bu arada. Yani bunun kesin olacak diye bir şeyi yok. Şurada kamera var. Buradan kapıdan çıkmak istiyorsanız hiç kamerayı indirmekle uğraşmadan sağdan devam edeceğiz. Aynı anda iki tane kamerayı devre dışı bırakmak istemiyorum. Bazen alarm çaldırıyor, bazen çaldırmıyor.
Ayrıca alarm çalsa da çok aşırı da problem değil şu anda. Şimdi bakalım şu köşedeki adam nereye gidiyor? Başka bir yöne doğru gidiyor. O geri geldiğinde hızlı hızlı hareketler yapıyor, birazcık problemli. Onu nerede kesebiliriz diye düşünüyorum. Sesimizi duymaması gerekiyor. Sesimizi duyduğunda bir şey olduğunu fark ediyor o. Şuradan hemen çıkıp kamerayı durdurursak, çünkü çok uzun bir rota izliyor. Tam da merhabalar demiş olduk. Burada artık öttüreceğiz galiba, çünkü kesecek kadar göremiyoruz burayı. Ha yok, görüyormuşuz. Hemen girin, hemen girin. Hiç beklemeden. Bakın, hiç EMP'siz, hiç alarm çaldırmadan çıktık. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Önemli olan kamerayı stanlamak ve çıkış kapısını stanlamak. Bu normalde EMP ile karartınca çok daha kolay yapılıyor. Ama doğru dürüst kimseyle muhatap olmadan da çıkabiliyorsunuz. Hatta güzel bile oldu bence. Size hiç EMP kullanmadan nasıl çıkılırı da göstermiş oldum. Normalde ben EMP'yi ve o kıyafetleri yapmayı tavsiye ediyorum. Bu arada alarm çalarak çıkmış, alarmsız çıkmış. Çok aman aman bir fark yok. Yani bazı böyle özel challenge'lar var. Ama hani o challenge'ları yapabilecek kadar iyi yapmak biraz zor. Yani bu eğitim videosu olduğu için benim tahminim daha ilk defa bunu yapacaksınızdır. O yüzden daha kolay bir şekilde yapmanın yollarını göstermek istedim. EMP'niz o merdivende çalıştırınca rahat rahat, yani adamlara sağ klik ve R yaparak kesebilirsiniz. Hiç zorlanmazsınız. Zaten bu noktadan sonrası ben her heist'te gösterdiğim şekilde bir araba çekiyorsunuz. Polisten tünelde kurtuluyorsunuz ve işiniz bitiyor. Bunun helikopterli falan versiyonları da var. Şu en sağdan atlarsanız genelde para kaybetmiyorsunuz. Yükseklik arttığı için paranız biraz azalabilir. Çuval gibi düştüğünüzde biraz para gidiyor. Yani bakın, gördüğünüz gibi hiç hit almadan her şeyi yaptık. Bakın 4 kişilik araba burada da. Bunu artık polisten kurtulana kadar göstereceğim. Daha sonra da bu tünelden çıktığınızda polisten kurtulmuş olsanız dahi yapmanız gereken bir şey var. O da şu: kendi rotanızdan gitmek. Ne demek o? Şimdi haritada göstereyim ben size. Yani zaten biz şu bölgeleri sattığımız için, mesela buraya satacağımız için zaten soldan gideriz, ama mesela bazen şuradaki olana şu yolu gösteriyor bu tünelin çıkışında. O zaman tekrar 5 yıldız olup bütün süreci tekrar yaparsınız. O yüzden şöyle şuralara bir marker koyup çıktığınızda o bölgeye giderseniz o sarı GPS zaten düzgünce safe bir yol verecek. Bakın buralara kadar geldik. Bu heistlik buraları gösteriyorum. Yani çünkü bu artık benim şey içinde güzel bir rehber oldu, EMP'siz. Yani hem EMP'siz, hem Silent, hem de Diamond'lar, yani elmasları aldığımız bir bölüm oldu. Umarım montajdan güzel çıkmış olur. Bize de güzelce ulaşmış olur. Bayağı uğraştığım bir video oldu. O yüzden hani eksik kalsın istemiyorum. Buraları da gösteriyorum. Bittiği noktada tünelin, bakın polisten şu anda kurtulduk. Buralarda hızlı gitmeyin. Bazı yerlerde şeyiniz kaybolabilir. Yani arabayı bir yerlere takabilirsiniz. Hani yürüyerek gitmeniz gerekir. Bakın çıkar çıkmaz bize ne veriyor? Burada bir duralım. Yolu geri gider misin azıcık? Geri git. Geri 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 git. Yol olarak gazinodan verecek mi, ona bakıyorum. Gazinodan vermedi. Güzel. Bazen sarı çizgi buradan veriyor. Şöyle gidersek yıldız alırız. O yüzden öyle gitmemeniz gerekiyor. Bu yol böyle çıkmasa bile şuralara tıklarsanız zaten belli bir süre sonra bu sarı bu noktaya düzelecek. Şimdi ben buradan sonraki yolculuğu atlıyorum. Sonuna geleceğim. Ne kadar pay aldığımızı da gösterip videoyu da kapatacağım.
Evet, yavaştan videomuzu kapatıyoruz. Birazdan payımızı göreceğiz. %20 idi galiba. Onunla birlikte Discord kanalımıza bekliyoruz. Bu şekilde Gazino Heist yapan bir sürü köfte var. Siz de birlikte yapabilirsiniz. Yardımcı olacak birini bulabilirsiniz. Paylaşarak daha güzel oluyor bu elmas haftasında. Çok güzel. Rastgelereyiz.com'da veya kanal açıklamasında görebiliyorsunuz bizim linklerimizi. Discord linklerini. Ayrıca Twitch'te her cuma, Twitch'te her pazartesi YouTube'da GTA köftelerle yayın var. Twitch'te ve Instagram'da rastgeleyiz olarak takip edebilirsiniz. Bakalım ne kadar para almışız, ne kadar bana pay düşmüş. Çünkü Lester'ın şeyi düştükten sonra alacağımız rakamın, evet, Leicester'dan düştükten sonra 2,5 milyon. Yani onu artık kaça hesaplayacağınız kendiniz seçersiniz. Yani 1.250 sadece %50'si ediyor. Çok iyi bir rakam. Gazino'da şey düşürmeye çalışın bence. Elmas düşürmeye çalışın. Hoşça kalın diyoruz. Kendinize dikkat ediyorsunuz.